Müvekkilimin cinayet saatinden hemen önce Antakya'dan İstanbul'a gitmek üzere bilet satın aldığı, seyahat için otogarda hazır bulunduğu, otobüs kalkış saatini beklerken maktul Baha Yalçın tarafından bizzat telefonla aranıp sadece konuşmak için bir araya geldikleri delillerle sabittir. Bileti kendim kestim efendim. Sonra telefon geldi kendisine. Ceset üzerinde yeni bir balistik inceleme istemişsiniz adli tıptan. Evet. Önceki raporun çarpıklığını belgelemek istedik efendim. Kaldı ki yeni yara balistik incelemesi de zaten müvekkilimin uzaktan ateş edildi beyanını doğrular nitelikte. Hanımefendiyi cesetin başında gördüm efendim. Sonra elinde silah da vardı. Silahı ateşleyenin kim olduğunu gözlerinle gördün, şahit oldun yani, öyle mi? Konuşacak mısın? Sen bu kızın tetiğe bastığını gözlerinde gördün mü? Silahla ateş ederken görmedim. Kendime geldiğimde baygındım. Olay yerindeydim. Ama Baha yoktu. Nasıl bayıldığınızı, neden bayıldığınızı hatırlamıyorsunuz yani. Anestezik bileşikleri belli oldu kardeşim. Gözün aydın. Kıza resmen tuzak kurmuş birileri. Resmi laboratuvar raporu önünüzdedir efendim. Birilerinin cinayeti müvekkilim Ayşe Sancakzade'nin üzerine yıkmak istediği aşikardır. Hangi katil cinayet işledikten sonra kendine ilaç verip kendini bayıltır ki? İddia makamı olarak mahkemeye sunulan belgelerin resmi evrak niteliğinde olduğunu tasdik ediyoruz Sayın Hakim. Ancak ateşli silah üzerinde sanığın parmak izleri, suçun katalog suçlarından biri olması, adli kontrolün yetersiz kalacağı hususlar dikkate alınarak sanığın sorgulama sürecinde tutukluk halinin devamını talep ediyoruz. İddia makamının soruları varsa alalım lütfen. Sayın Hakim, Ferit Bey sanığın hem müdafi avukatı hem de kanuni eşi konumunda. Nikah kıyarlarken Ayşe Hanım'ın cinayet sanlısı Baha Yalçın'la nişanlı olduğu anlaşılıyor. Bu hakikatten yola çıkarak Ferit Bey nişanlıyken kendisiyle evlenen Ayşe Yılmaz'a hala güvenmeye devam ediyor mu? Bize bir açıklama yapmak ister mi bu konuda? Bu ilişkinizde hususi bir durumdur avukat bey. Açıklamak zorunda olmadığınızı hatırlatmak isterim. Sayın hakim, Ayşe Hanım'ın nişanlıyken benimle neden evlendiğini burada sorgulayacak değilim. Ayrıca maktul Baha Yalçın'ın acımasız bir katil olmadığı apaçık ortadadır. Kendisi sadece sevdiği kadını tacizcilerin elinden kurtarmaya çalışmıştır. Bıçaklı saldırganın ölümü nefsi müdafaa sonucudur. O olayda adalet geç tecelli etmiş. Maktul Baha Yalçın'ın masum olduğu maalesef ki kendisinin ölümünden sonra bir video ile ortaya çıkmıştır. Video şu an önünüzde efendim. İzlemenizi rica ediyorum.
Peki bu olayın sizin evliliğinizle nasıl bir bağlantısı var avukat bey? Buyurun aşağı. Feris Bey'in evlilik teklifi benim için çok cazipti. Yokluk içindeydim. Baha beni kurtarmak için hapse düşmüştü. Onun avukat ücretini bir de ailesine para göndermek için benim paraya ihtiyacım vardı. Burada altı çizilmesi gereken konu Ayşe Hanım'ın nişanlısını özgürlüğüne kavuşturmak için nasıl çırpındığıdır. Ayşe Hanım istemeyerek sevmediği bir adamla evlenmek zorunda kalmasıdır. Ayşe Hanım sevdiği adamın katili değil, kahramanıdır. Ayşe Hanım'ın çıkar uğruna evlendiğini kabul ediyor beyefendi o zaman. Sayın savcım, Ayşe Hanım'ın çıkar uğruna evlenip evlenmediği benim şahsi sorunumdur. Karşınızda sevdası için kendini kurban eden cesur bir kadın duruyor. Böyle yürekten seven biri sevdiğine kıyamaz. Ayşe Hanım geciken adalete nişanlısını kurban veren bir kadın. Bu hukuk sistemi kendisine adalet borçludur. Bir de aynı kaderi kendisine yaşatmak adalete olan inancımızı sorgular. Mahkemeye sunduğumuz deliller göz önünde bulundurularak müvekkilim Ayşe Sancakzade'nin serbest bırakılmasını talep ediyorum. Gereği düşünüldü. Soruşturma aşamasında alınan yeni laboratuvar, otopsi ve adli tıp kurumu raporlarının ve görüntü kayıtlarının doğrultusunda sanığın müsnet suçu işlediği kesin olarak sabit olmadığından dolayı tutuksuz yargılanmasına ve sanık Ayşe Yılmaz'ın ikametinin bulunduğu il sınırlarını terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınarak tahliyesine karar verilmiştir. Gözümüz aydın. Teşekkür ederim avukat bey. Geçmiş olsun. Denetimli de olsa artık serbestsin. Tebrik ederim avukat bey. Savunmanızı çok iyi hazırlamışsınız. Peki, sağ olasın. Eyvallah. Haber verirsin. Sinan, hayırdır anne saatli bomba gibi bir şey mi oldu yine? O üst saati Ferit'e korulu. Dün Ayşe'nin mahkemesi vardı, salmışlar. Denetimli serbestlik vermişler. O ne demek? Şöyle, hiçbir yere gidemiyorsun ama karakola gidiyorsun, işte ben kaçmadım diye imza veriyorsun. Öyle. Yani Ferit, Ayşe'yi hapisten mi kurtarmış? Ha, kurtarmış. Baba, günaydın. Günaydın herkese. Günaydın babacığım. Sinan oğlum, Ferit'ten bir haber var mı? Var baba, var.
Bu evde Ferit'in adını duymak istemiyorum. Azade, ne biçim söz o? Bu evde oğlumun adını anmak için senden izin mi isteyeceğim ben? Eğer çok merak ediyorsanız çıkarsınız dışarıda, baş başa görüşürsünüz. Neyse, size afiyet olsun. Benim çok işim var, çıkıyorum. Sinan, sen de geç kalma. Tamam anne. Hadi sofrayı hadi. Yazıklar olsun. Ayşe. Arkadaşlar izninizle. Avukatımla iki dakika görüşeceğim. İzninizle. Tekrar geçmiş olsun. Gözümüz aydın. Ferit, savunmadayken söylediğin şeyler, gerçekten inanarak, içinden gelerek söylediğin şeyler miydi? Bak, beni eğer biraz tanıdıysan dürüstlüğümden ödün vermeyeceğimi iyi bilirsin. İnanmadığım bir şey söylemem ben. Kendim inanmasaydım hakime de inandıramazdım. Ben seni tanıyorum ama sen beni yeterince tanıyamamışsın. Senin içeride savunmada söylediğin şeyler başkasının sana söylediği yalanlardı. Senin inanmak istediğin yalanlar. Evet, senden bazı gerçekleri gizledim. Bununla ilgili zaten affedemiyorum kendimi. Ama ben Baha'ya aşıkmışım gibi davranman, bunun üzerine savunma hazırlaman... Bak, ben bunların hepsini geçmişte bıraktım. Geçti gitti benim için. Sen de bırak, geçmişe dönmeyelim, olur mu? Sen gerçekten cezaevinden bir mahkumu kurtardığını mı sanıyorsun? Sen beni yargılayarak acımasızına mahkum ettin. Abartma. Bence git özgürlüğümün keyfini çıkar. O kadar delil topladım. O ifadeyi bana yazdıran avukata bunlar gerçekten nişanlın diye sormak gelmedi mi aklına hiç? Ya benim hayatımı didik didik ettin, araştırdın. O fotoğraflarını birine sormak gerçek mi değil mi diye öğrenmek aklına gelmedi mi hiç? Sen beni gerçekten sevmiyor musun? Sen beni gerçekten sevip inansaydın, o fotoğrafları sana getiren kişinin suratına çarpardın Ferit. Beni affetme. Ama bir gün eğer pişman olursan, eğer gerçekleri öğrenirsen sakın benden af dileme. Çünkü ben seni asla affetmeyeceğim Ferit. Hala gerçek mi diye bakıyorum. Hayatımda görebileceğin en gerçek şey. Kahve yaparsın artık. Yapmaz mıyım? Kapımızı da açalım. Buyurun bakalım. Neden telefonlarımın açılmadığı anlaşıldı. Tekrar denemeye mi karar verdiniz? Sen benim evime nasıl girdin ya? Bir keresinde yedek anahtarı araklamıştım. Niye benim telefonlarım açılmıyor artık? Biz hala arkadaş mıyız değil miyiz onu merak ettim de. İkinizle de. Çok şıksınız, bir şey mi kutladınız? Ben kahve yapayım mı? İçer miyiz? Bir sorum geçiştirildi. Peki öyle olsun. Ben de. İyi misin? Çok iyiyim. Hayatımdaki bütün sevdiklerim teker teker gidiyor. Parti vereceğim bunun için. Ama önce bir kahveyle kutlayabiliriz. Şahaneyim çünkü. Tamam anne, bırak biz yaparız. Aa, burası benim evim sayılır. Yaparım ben, elime mi yapışır?
Siz çok şıksınız. Bize dökülmesin. Ben bir yüzümü yıkayacağım. Anca zaten. Ben de geliyorum hemen. Tamam. Ya niye saklıyoruz evliliğimizi? Bilirse bilsin Betül. Ya görmüyor musun kızın halini? Çok dağılmış. Bir de bunu söylersek perişan olur. Ben perişan olmam. Söyleyin ne söyleyecekseniz. Tamam barıştınız, anladık. Hadi gelin, kahve hazır. Geliyoruz canım. Merhaba Adnan. Merhaba Medya. Neyin var senin, iyi misin? İyiyim. İyiyim, teşekkür ederim. Ama yüzünden böyle anlaşılmıyor. Gel otur bir dakika. Ağladın mı sen? Bugün Ayşe'yi görünce dayanamadım. Sarsıldım biraz. Ayşe için ben de sevindim. Umarım masum olduğu da ispatlanır. Umarım. Benim yapacak işlerim var. Kalkayım ben. Bir şey soracaktım. İhsan yurt dışından döndün mü? Kaç gündür görmüyorum onu. Şimdi ben kardeşiyle ilgili gerçekleri Adnan'a anlatamam. Adamın kalbi kaldırmaz. O yüzden İhsan'ı yurt dışında bir fuara gönderdiğimi söyleyeceğim. Sana da 2 hafta süre veriyorum. Sancaksadeleri sırtından bıçaklayan kocam nasıl çekip gittiyse sen de en kısa zamanda çekip gideceksin konaktan. İşleri uzamış. Biraz daha kalması gerekiyormuş. Hemen dönmeyecekmiş. Gideyim ben. Zeytin? Sen de İhsan amcan gibi gelmeyeceksin diye çok korktum. Ah tatlım benim. Ben hiç gelmez olur muyum? Seni hiç bırakır mıyım ben? Bir tanem benim, sakın korkma, olur mu? Niye üzgünsün? Seni böyle görünce birden duygulandım. O yüzden birazcık üzüldüm. Ben seni 2 saat bile görmesem çok özlüyorum, biliyor musun? Gel buraya. Geçer birazdan. Teşekkür ederim. Buyurun, birine mi bakmışsınız? Merhaba, ben Saadet hemşire. Hastaneden yolladılar, Adnan Bey için geldim. Buyurun. Adnan Bey afiyet olsun. Hastaneden yeni hemşire yollamışlar. Haberiniz var sanırım. Yok, benim öyle bir şeyden haberim yok. Ayrıca yeni bir hemşire için bir talepte de bulunmadım. Kim geldiyse geri yollayın, biz Alev hemşireyle devam edelim. Merhabalar Adnan Bey. Ben Saadet hemşire. Alev Hanım babasının rahatsızlığından dolayı memlekete gidince apar topar onun yerine ben geldim. Hemşire Hanım, Adnan Bey hemşiresini kendi seçmek ister. Ben sizi kapıya kadar uğurlayayım. Buyurun. Pardon, bakar mısın Saadet Hanım? Bir saniye. Buyurun. Sen gidebilirsin hatta. Oturmaz mısınız biraz? Affedersiniz, ben sizi birine benzettim de. İnsanlar çift yaratılmış derler. Bir şey içer misiniz? Teşekkür ederim. İzninizle. Yardım edeyim ben size. Bir saniye. Teşekkür ederim. Ne yapmış, bırakmış mı artık? Bırakmış. Sen de kafana takma artık o işleri, tamam? Tamam. Akşama geç kalmazsın değil mi kocacığım?
Evde beni bekleyen güzel bir karım varken geç kalır mıyım hiç? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İkiz gibiler ya. İlk gördüğümde ben de şaşa kaldım. Sonra razı ettim ha. Kız hem çok güzel hem de çok zeki. En iyi tarafı da ne isterse harfi harfine yapacak. Ayşe, gidecek yerin var mı diye geldim. Gidecek yerim var, sağ ol. Bak bir süre buradasın, biliyorsun şehir dışına çıkamazsın. İzin versene güvenli, düzgün bir ev bulayım. Ben kendim hallederim. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Bak eğer çalışmak istersen, boş kalmak istemiyorum dersen o kafe senin istediğin gibi işletebilirsin. Sağ olun avukat bey. Gerek yok. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Elbette bakarsın ama ben sadece kendimi sana karşı sorumlu hissettim. Bana karşı kendinizi sorumlu hissetmenize gerek yok. Avukatım olarak varsınız. Ama bundan sonra avukata da ihtiyacım olmayacak. Ayrıca çalışmaya başladıktan sonra avukatlık ücretinizi de hesabınıza yatıracağımı bilmenizi isterim. Hala soyadımı taşıyorsun. İzin versene düzgün bir yer bulayım. Sen de ailen de bu konuda tedirgin olmanıza gerek yok. Hiçbir şekilde benim adım sizin soy isminizle bir araya gelmeyecek. Ayrıca dışarıda kimse beni Sancakzade gelin olarak bilmeyecek. Benim derdim itibar değil. Ya ne o zaman? Niye buradasın? Niye geldin? Söyle, derdin ne? Derdin ne ya? Söylesene. Müsaadenle. O kadar delil topladım. O ifadeyi bana yazdıran avukata bunlar gerçekten nişanlıydı diye sormak gelmedi mi aklına hiç? Ya benim hayatımı didik didik ettin, araştırdın. O fotoğraflarını birine sormak gerçek mi değil mi diye öğrenmek aklına gelmedi mi hiç? Sen beni gerçekten sevmiyor musun? Sen beni gerçekten sevip inansaydın o fotoğrafları sana getiren kişinin suratına çarpardın Ferit. Yine Ferit'i mi arıyorsun ısrarla? Arıyorum tabii, ne yapayım? Ya anne sen de bu kadar acımasız olma ne olur ya. Kardeşim o benim ya, canım ciğerim. Yemin ediyorum ikinizin arasına karbon kağıdı koymuşlar. Ne diyorsun oğlum? Ne anne? İnat aynı inat, baksana. Yani fotokopiyle çoğalsalar bu kadar olur.
da biraz anne sözü dinleyecek. Öyle kafasının dikine gitmeyecek. Sana çekmiş olmasın Azade Sultan. Kabul et işte ya. Ferit aynı Ferit. Nerede kalıyormuş? Dağ evinde mi? Dağ evinde kalıyormuş. Nerede kalacak? Günaydın. Günaydın baba. Sizi Saadet hemşireyle tanıştırayım. Daha önceki hemşireye ne oldu? Acil bir işi çıkmış, memlekete gitti. Bundan sonra Saadet Hanım ilgilenecek benimle. Ha. Merhaba. Merhaba. Gel baba. Merhaba. Teşekkür ederim. Gel babacığım. Sağ olun. Size afiyet olsun. Ben müsaadenizi isteyeyim. İçerideyim Adnan Bey. Teşekkürler. Bir dakika. Ayten, masaya bir tabak daha getir. Hemşire Hanım'la kahvaltı edelim de biraz daha tanıyalım kendisini. Teşekkür ederim. Kezban, çayları da getir. Acelem var. Yenge. Günaydın. Günaydın, hayırdır? Biz size veda etmeye geldik. Zeytin'le ben gidiyoruz. Gidiyor musunuz? Nereye gidiyorsunuz? Niye gidiyorsunuz? Anlamadım. Bedia, İhsan'la ve çocukla başka bir yerde yeni bir hayat kurmak istiyormuş. Benden geldi, izin istedi. Ben de verdim. Ben belki hasta olabilirim. Ama aptal değilim. İhsan bana hiçbir şey söylemeden yurt dışına gidiyor. Vedia pılısını pırtısını toplamış. Gelmiş bize veda ediyor. Ne oluyor Allah aşkına? Söyler misiniz bana? Ha? Birisi açıklasın bunu. Adnan lütfen sakin ol. Azade, olursun. Ben eminim bu işte senin parmağın var. Anlat bana lütfen. Söylesenize. Hemşire Hanım, bize müsaade eder misiniz? Acele edin hemşire hanım. Affedersiniz. Bedia. Zeytincim sen bizim avluda biraz oyna, ben sana seslenince gelirsin, tamam mı canım? Koş. Evet Bedia, seni dinliyorum. Konuşsana. Konuşsanıza. Azade konuş. Baba. Baba bak artık yeter. Artık yeter, her şeyi annemden bilme. Bak bu kadın sen hastasın diye susuyor. Sen ne yapıyorsun? Ha? Ne anne? Bedia yenge sen niye susuyorsun ya? Hadi buyurun anlatalım. Amcamın yediği haltları bir bir babama anlatalım haydi. Sakin ol Sinan. Söylemesi de açıklaması da oldukça utanç verici Adnan. Ben İhsan'ın yaptıklarından dolayı sizden ancak özür dileyebiliyorum maalesef. Özür mü diliyorsun? Yani niçin özür diliyorsun benden? Ne oldu ki? Söylesenize. Ya anlatsanıza bana. Beni öldürmek mi istiyorsunuz siz ha? Adnan lütfen. Bak hastalıktan yeni kalktın. Lütfen yorma kendini. Ya bak babam benim. Bak hatırla. Kalbin tekledi diye sustuk. Ben sana geldim ne dedim? Benim dedim, öz amcam dedim, bir işler çeviriyor dedim. Sen ne yaptın? Ha? Yediğim şamarla kaldım. Hatırla. Ama işte ben haklıymışım baba. Ya benim öz amcam şirketin hesabından kendi hesabına yüklü miktarda para aktarıyor. Sonra da pır. Kaçakçılıklar, onlar da cabası. Ne anne? Anne ben gemileri yaktım. Ne olacaksa olsun baba. Bak bu yüzden anlatmadık sana işte. Otur şöyle. Bırakın beni, ben bir yardım falan istemiyorum sizden. Söyler misin Sinan'ın dedikleri doğru mu? Şu an olay yeri bayağı bir karışık Eman Bey. Benim de zaten istediğim bu. Sen şimdi bu karışıklığın ortasına dalma, tamam mı? Olayları sağ kenarından izlemeye, ben istediğimde oyuna dahil olmaya ve çalımlarını dikkatli atmaya devam et. Anlaştık mı? Anlaştık Eman Bey.
Hayatım, kahvaltı hazır. Geliyorum hayatım. Beni habersiz bırakma, tamam? İhsan benim öz kardeşim, öz be öz kardeşim beni dolandırdı. He? Ben hayatım boyunca ona gerektiğinde babalık yaptım. Analık yaptım. Bana bunu yapamaz. Yapamaz bana bunu. Adnan sakin ol artık. Otur. Sen de gider misin artık? Çok özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Zeytin, hadi gidiyoruz. Hayır Bedia. Sen bir yere gidemezsin. Senin hiçbir günahın yok. Eğer bu kapıdan dışarı çıkarsan seni asla affetmem. Adnan Bey. Eşinizi stresten uzak tutmanız lazım. Daha yeni ölümden döndü. Adnan Bey. Burada mı kalmak istersiniz, odanızdan mı çıkmak istersiniz? Buyurun, burada. Yavaş, yavaş. Başıma vuruyor. Geçecek, geçin şöyle. Yok. Yok, ben çok ciddiyim Adnan Bey. Yani az önce yaşadıklarınız, bunu size yapmamaları gerekiyor. Adnan Bey, ya bundan sonra kendinizi bana teslim edersiniz ya da mecburen hastaneye gideceğiz. Aa, başım çok ağrıyor. O kadar strese baş olsam ben de çatlarım. Verin elleriniz. Şöyle usulca iki yanımda bırakalım. Evet. Bir ağrı kesici iğne falan yapmayacaksınız değil mi? Hayır. Uslu durduğunuz ve söz dinlediğiniz için iğne yok. Ödül var. Nasıl yani? Yani hemşireniz Saadet size masaj yapacak. Hadi kendinizi bırakın. Bana bırakın. Akışa bırak. Şöyle kendinizi bırakın, akışa, bana bırakın. Ben şey ya, babam daha iyi mi diye bakmaya geldim de, iyi. Ha? Daha iyisin değil mi baba? Sinan, evet biraz daha iyiyim ama başım çok ağrıyor, çatlıyor sanki. Biraz yalnız kalıp istirahat edersem iyi gelecek. Tabii babacığım, nasıl istersen. Ellerine sağlık karıcığım. Yani böyle bir kahvaltı yapmayalı yıllar olmuştur herhalde. Sen sevmezdin kahvaltı etmeyi. Ama artık alışacaksın kocacığım. Bundan sonra böyle. Alışayım. Alıştır beni. Kahvaltıya, akşam yemeğine, evime. Aile olalım. Hande öğrenince nasıl tepki verecek acaba? Thank you.
Ben artık hiçbir şey anlatmak istemiyorum ki. Konuşmak istemiyorum. İlaç falan da istemiyorum. Buraya gelmenin de bir manası yok bence. Niye? Niye mi? Sihirli değneğin mi var senin? Ferit'i bana geri mi getireceksin? Yaman yine yanımda mı olacak? Betül yine benim arkadaşım mı olacak? Bütün bu olanları silebilecek. Zamanı geri döndürebilecek bir şey biliyor musun? Mutluluk ancak dışarıdan, bir başkasından gelirse mümkün. Öyle diyebilir miyiz Hande? Yine kafamı karıştırmaya çalışıyorsun. Ama dinlemeyeceğim bu sefer seni. Ben seni dinledim çünkü. Senden sonra sorguladım kendimi. Acaba gerçekten Yaman'ı mı seviyorum diye. Bu kadar ona çekildiğime göre vardır bir sebebi. Gittim bir güzel hazırlandım. Ortamı hazırladım. Yemek yaptım. Bekledim. Geldi. Sonra ne yaptı biliyor musun? Kalkıp gitti. Senin yüzünden. Peki Yaman tarafından reddedilmek sana kendini nasıl hissettirdi Hande? Gibi hissettirdi. Gibi. Yeter ya, o ne hissettirdi, bu ne hissettirdi? Bıktım bu sorularından. Bu sorularınla sen de hiçbir işe yaramıyorsun, görmüyor musun? Gelmeyeceğim ben bir daha buraya. Bu son. Vallahi ne yalan söyleyeyim, herkesten beklerdim de İhsan'dan beklemezsin böyle bir ihanet. Yani ne bileyim, insan öz kardeşine nasıl böyle bir şey yapar? Adnan tekrar kriz geçirecek diye ödümüz koptu. Yıkıldı adam. E, yıkılmaz mı? Yıkılır tabii. Çok zor böyle bir gerçeği kabul etmek. Zor. Bu arada Hediye ne yaptı? Ne yapacak Zümrüt? Eşyalarını toplayıp çekip gidecek. Sen kocanın suçlu olduğunu bile bile onunla rahat rahat yaşayabilir misin? Ya da kocanın zarar verdiği insanların yüzüne bakabilir misin? Ne biliyoruz? Belki de her şeyden haberi vardı. Olacak şey değil. Hamur meselesi. Yaşadıklarımıza bak Zümrüt. Bin parçaya bölündük. O da doğru. Ferit de eve uğramıyor. Karısının suçlu çıkmasının nedeni sanki biziz. Ne yapacağımı şaşırdım. Azade, niye böyle kesin konuşuyorsun ki? Belki Ayşe masumdur. Zümrüt, o kızın nişanlısı az kalsın benim oğlumu öldürecekti. Ve bunu bile bile, tek kelime bile etmedi. Hangi masumiyetten söz ediyorsun Allah aşkına? Neyse, Hande ne yapıyor? Toparlanabildi mi? İş yerine de pek uğramıyor. Yok, toparlanamadı. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor deyip duruyor. Malum, Adnan'la Hüseyin de ortaklığı bitirince biz de biraz zor duruma düştük tabii. Bakalım nasıl toparlanacağız? Merhaba Hüseyin. Selamı sabaha kestiğine göre suçumuz büyük olmalı. Öküz öldü, ortaklık bitti diyelim. Adnan'la aranızda ne geçti, ne oldu da ortaklık bozuldu bilmek isterim. Teferruata girmeyelim istersen ha. Biz dostumuzla para kazanın dedik. Adnan para için dostunu sattı. Bundan sonra böyle. Herkes önüne bakacak. Hüseyin, işleri ben devraldım.
otel projesine de devam etmek istiyorum. Alınganlığın geçtikten sonra şirkete bir uğra da seninle güzelce konuşalım. Bekleyeceğim. Vay, seni sonunda emekli ettiler ha Adnan. Evimiz burası. Biraz kırık dökük. Boya badanı ister ama şu an elimde başka ucuz kiralık ev yok. Bilemedim ki. Bir girip içine bakalım, ne durumda görürüz. Tabii, buyurun. Eşya demişsiniz ev için. Eşyalar bunlar değil mi? Ya bir iki tadilat işlerimiz gibi olur. Yani tek kişinin rahatlıkla kalabileceği bir ev. Kaçırmayın derim Ayşe Hanım. Ya ev sahibiyle konuşsak birazcık daha indirim yapabilir mi? Ev kiraları çok yükseldi Ayşe Hanım. Ev sahibi de mümkün değil, kabul etmez. Bu fiyata da bulamazsınız zaten. Peki. Tamam. Tutuyorum. Bir dakika. Ya sizin komisyonunuzu yarın ofise uğrayıp bıraksam olur mu? Tabii olur Ayşe Hanım. Peki. Hayırlı olsun diyeyim. Teşekkür ederim. Buyurun anahtarınızı. Hediye abla. Çıktım çıktım. Ya hatta şu an ev tuttum kendime. Ev mi tuttun? Ah canım benim ya. Hay keşke benim evimde kalabilseydin. De işte ben de orayı satışa çıkarmak zorunda kaldım. Olsun Hediye ablacığım. Ya senin düşünmen yeterli. Ben yük olmak istemem zaten biliyorsun. Olur mu öyle şey bir tanem? Yeni evin, yeni hayatın sana uğur getirsin, hayırlı olsun. Kötülükler senden uzak dursun canımın için. Yenge. Ayşe ablamla ben de konuşabilir miyim? Aa, Ayşe'cim bak Müge geldi şimdi yanıma. O da seninle konuşmak istiyor, veriyorum. Tamam canım. Alo, Ayşe abla. Serbest kalmana çok sevindim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim canım benim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yeni ev tutmuşsun. İlk fırsatta geleceğim, söz. Veriyorum yengeme. Öpüyorum çok. Tamam. Canım, bana da bir konum atarsın artık. Atarım tabii, tamam. Görüşürüz Vedi ablacığım. Hoşça kalın.
Hiç boynunu bükme Karanfil. İkimiz de ayakta ve hayatta kalıp iyileşeceğiz. Buna mecburuz. Seni iyileştireceğim ben. Senin ne işin var burada? Seni merak ettim. Ayşe, sen burada yaşayamazsın. Burası soğuk olur kışın, ısıtamazsın burayı. Ya sen beni takip mi ediyorsun? Evet. Antakya'yı bilmiyorsun. Nereye gideceksin, ne yapacaksın öğrenmek istedim. Fena mı ettim? Niye ya? Niye öğrenmek istiyorsun? Karımsın hala benim. Hı. Evet. O işi de çözmemiz lazım. Merak etme. En yakın zamanda çözeceğim o işi de. Ayşe, gel etme eyleme. Gidelim, sana güzel bir daire tutalım, olur mu? Madem yalnız yaşamak istiyorsun, bari iyi bir yerde yaşa. Burada olmaz. Yapamazsın burada. Hadi. Ben buradan hiçbir yere gitmiyorum. Buradan gidecek olan biri varsa o da sensin. Şimdi git ve bir daha asla buraya gelme, tamam mı? Ayşe. Ben Adnan Bey'in aksine otel projesine olumlu yaklaşıyorum. Hande'cim, babanın eski heyecanı kalmamış gibi. Sen ne diyorsun? Ya, bilmiyorum. Yıllardır hayaliydi biliyorsunuz. Bu proje olmazsa başka proje. Benim tanıdığım Hüseyin Varoğlu kesinlikle bir gün o 5 yıldızlı oteli dikecek. Umarım birlikte dikeriz Hande'cim. Peki Yaman, senin düşüncen ne bu konuda? Hüseyin Bey'in bir otel hayali olabilir. Ama bu işin maddi boyutu onun boyunu aştı. Nereden vardın bu kanıya? Hüseyin Bey bize söz verdiği finansal desteği sağlayamadı Hande. Sen ne diyorsun? Nereden çıkıyor bu ya? Senin benim babama garezin mi var? Hande, sakin olur musun lütfen? Otur yerine. Yaman, Hüseyin Bey bizim dostumuz. Gereken maddi yardımı seve seve yaparız gerekirse. Ticarette sevgi çok kolay bir şekilde nefrete dönüşebiliyor Azade Hanım. Bunun da en büyük sebebi iş ve dostluğun birbirine karışması. Tabii inşaat bittikten sonra bir de işletme derdi var. Bence Hüseyin Bey de Sancakzadeler de çok tecrübesiz bu konuda. Peki ne diyorsun, yani bu işi devretmemiz daha mı iyi olur? Yok, illa devredelim demiyorum. Ama inşaata devam kararı alınacaksa Sancakzadelerin başkalarının hevesine de parasına da ihtiyacı yok diyorum. Tabii bir de biliyorsunuz bu otel projesi Sinan abinin en büyük hayaliydi. Kendisi bu konuda çok disiplinli ve heyecanlı. Bravo. Otel babam mal deyip ele mi geçireceksin, anlamadım ki. Abi, ben otelin yıkılacağını bile bile niye besleneyim ya? Yıkılacak mı? Niye yıkılsın ki? İnşaat sit alanında. Araştırttım. Altında tarihi eser varmış. Ama daha kimse uyanmadı. Yıkım bir şikayete bakıyor. Ama daha zamanı var. Önce şu holdingin kasası bir boşalsın. O kasa bir bize aksın. Ondan sonra bir şikayet. Otel dümdüz. Aa bak. Etine göz diktiğin ineğin sütünden olma sakın. Aklımı karıştırdın Yaman. Ama düşüncelerini söylediğin için teşekkür ederim. Ayrıca Sinan Bey'e bu kadar değer vermen beni mutlu etti. Yani ne kadar uğraştığımızı görmüş. Yaman kardeş, sağ ol. Yo, ben sadece gördüğüm şeyleri söylüyorum. Baba? Adnan, ne işin var burada? İşin gerçeğini
Ben de öğrenebilir miyim Yaman'dan? Hangi gerçek Adnan amca? Adnan lütfen sakin olur musun? Kalbinin durumu... Benim kalbim çok iyi. Sağlığım da yerinde. İhsan'ın neden kaçtığını açıklayacak mısın bana? Benim öz kardeşim benim arkamdan işler mi çeviriyor? Cevap ver bana. Yaman cevap ver. İhsan beni dolandırdı mı? Söyle. Aile üyeleri dışındakiler dışarı çıksın lütfen. Hande lütfen çıkar mısın? Abi haklıydı Adnan amca. İhsan abi karanlık işlere bulaştı. Altın kaçakçılığı yapıyordu şirketin tırlarıyla. İhsan Bey, altınlar her zamanki gibi kütüklerin içine gizlendi. Tırlar sevkiyata hazır efendim. Neden benim bundan şu anda haberim oluyor? Niye söylemedin bana bunu Yaman? Söyleyemezdim Adnan amca. Hem emin olamadım hem de bana inanmayacağınızı düşün. Baba çocuğun üstüne gitme bence. Ben zamanında söyledim, ne oldu? Yediğimiz şamarla kaldık. Ama ben sonrasında şirketin kasasından kendi hesabına para aktardığını öğrenince söylemeye karar verdim. Ama o sırada sen hastalandın. Söyleyemezdim, seni üzmek istemedim. Sonra geldim Azade Hanım'a ve Sinan abiye anlattım. Azade Hanım da sağ olsun gereken her şeyi yaptı. Peki Avukat Bey, eğer benim bir işim olmazsa ya da kendime ait bir evim yoksa, al canım. Çocuğu elimden alırlar mı diyorsunuz? Bu dönemde çocuğun hem maddi hem manevi ihtiyaçlarına yetebilmeniz çok önemli kurum için. Anlıyorum. Ben sizi daha sonra tekrar rahatsız ederim. Teşekkür ederim. Ne söyleyeceksen söyle. Tepemizde dikilip durma. Çocuğu korkutacaksın. Kurursuz olduğunu biliyordum ama bu kadarını tahmin etmemiştim. Şimdiye kadar kocan için buradaydın. Ya şimdi? Çocuk için kurumdan teftişe gelecekler. Şu teftişi bir atlatalım. Çekip gideceğiz, merak etme. Boşuna yorma kendini. Ayrıca İhsan'ın borçlarını da en yakın zamanda ödeyeceğim. En azından konaktan gidinceye kadar konağın işlerine yardımcı ol da ne kadar gururlu olduğunu görelim. Kezban'la Ayten'e yardımcı olursun. Yavrum, gecenin bu saatinde niye burada oturuyorsun? Yok yemeyeceğim ben.
Güzel kızım, üşüyeceksin bak. Hadi gidelim içeri. Anne rahat bırak beni. Üşüme. Peki kızım. Al şu sırtına şöyle. Bahçemde. Şunlara bak, şunları. Şunlara iyi bak. Dikkatli bak. Bakayım. Aa Baha, çok mu özledin? Bunlar senin senin değil mi? Ben nişan organizatörü müyüm? Senin karar verip nişanlanmışsın. Ha, yanında olmak isterdim arkadaşın olarak ama o zaman tanışmıyorduk. Lafı çevirip durma. Bu fotoğrafların gerçek olmadığını ikimiz de biliyoruz. Vallahi ben bir şey bilmiyorum Ayşe. İki adamı aynı anda idare eden sensin. Sen açıkla. Sen ne terbiyesiz, ne yalancı bir kadınsın be. Düzgün konuş. Hande! Ne yapıyorsunuz? Dur. Dur yapma kızım. Bana bak. Bu fotoğraflarda eğer senin parmağın varsa... o çıktığım deliği seni sokmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Sen kimsin benim evimde beni tehdit ediyorsun? Seni o deliğe sokmam benim bir telefonuma bakar. Ben o deliğe tekrar girmeyeceğim Hande. Ama seni sokmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Bana yaptığın her yanlışın, her haksızlığın cezasını çekmen için elimden gelen savaşı vereceğim Hande. Savaş! Savaş! Ayşe! Hadi savaş! Ayşe uzak dur! Ayşe! Ayşe uzak dur! Elimden yürü çık evimden. Kızım! Ayşe! Defol! Ayşe uzak dur! Üç kağıtçısın sen. Ben mi üç kağıtçıyım? Yalancı Ayşe! Katil Ayşe! Ya ne oluyor? Hande! Bırak anne! Hande! Zümrüt ne oluyor? Bu ne geçiyor bizim evimizde ya? Katil bu. Çıkarın bunu. Çık içeri. Çek. Hüseyin sus. Sana ne oluyor anne? Sana mı kaldı elin zavallısını korumak? Zavallı olan sensin. Zavallı olan sizsiniz. Kızım. İkinizsiniz. Yapma kızım, yapma. Ne kızım diyorsun ya elinin katiline? Çıkar dışarı şunu. Hadi defol. Çık başımdan. Yaptığınız terbiyesizliklerden dolayı benden özür dileyeceksiniz. Çünkü yakanızı bırakmayacağım. Kızınıza söyleyin. Gerçekler elbet bir gün ortaya çıkacak, göreceksiniz. Sen boyundan bir hiklaplar ediyorsun ha. Alırım ayağım altına, defol. Sus artık Hüseyin, sus. Hadi kızım gidelim. Dur kızım sen, dur hadi. Şuna bak ya, evimizi basmaya gelmiş ya. Ne terbiyesiz bu ya. Ayşe. Yavrum iyi misin? Sen niye buraya geldin kızım? Siz neden cezaevine kadar geldiniz? Sırf beni görmek için değildir herhalde değil mi? Merak ettiğiniz ben miydim? Yoksa gerçekler miydi? Ayşe ben... Zümrüt Hanım, o kadar izin alıp geldiğinize göre siz vicdanlı birisiniz. Benim halimden anlarsınız. Ben hayatım pahasına da olsa üstüme yapışmış bu lekeyi temizleyeceğim. Baha'nın gerçek katilin kim olduğunu bulacağım. Ayşe, ben senin masum olduğuna inanıyorum ya. Mücadelene sonuna kadar devam et. Eninde sonunda suçlu ortaya çıkacaktır. Ama ne olur aklına başka bir şey gelmesin. Hayatım boyunca vicdanlı bir insan oldum. Bildiğim doğrulardan asla sapmadım. Bundan sonra da böyle devam edecek. Karşıma kim çıkarsa çıksın asla vazgeçmeyeceğim. Bana şimdi gerçeği söyleyin. Bu işte parmağınız var mı? Hande yüzüme bak. Bana cevap ver. Baha'yı kim öldürdü? Hey, yeter artık ya. Ben öldürdüm. Ben öldürttüm. Baha denilen serseriyi ben öldürttüm. Ne yapayım yani? Bir yanda evladım, bir yanda o serseri. Ne yapaydım? Ben babayım. Ben babayım. Duyacağını duydun mu? Tamam mı? O gencecik çocuğa sen nasıl kıydın? Bunu nasıl yaptın? Başımıza gelecekleri biraz aklın erseydi bana niye yapmadın derdin.
Şimdi karşıma geçmiş bana insanlık dersi veriyorsun ya. Bak bir cinayet varsa en az 10 tane ortağı vardır. Eğer ben katilsem siz de katilsiniz. Bana kimse masum numarası yapmasın bu evde. Sana da yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Başından beri her şeyi bildiğin halde sustun. Babanın elini kana buladığını bile bile sustun. Yazıklar olsun. Ne yapıyorsun burada? Yalnız başına böyle. Fırtınayla dertleşmeye mi geldin? Ayşe hapisten çıkmış. Geçmiş olsun. Ferit, bak bir derdin varsa fırtınadan daha iyi dinlerim seni. Biliyorsun. İşine bak sen, işine. Benim derdim tasam kimseyi ilgilendirmez. Tamam, ilgilendirmesin. Tamam. Hep soruyordum kendi kendime. Ferit'le aramızda kan bağı olsa bu kadar kolay silebilir miydi beni diye. Biz gerçekten kardeş olsak sen bana kıyamazdın oğlum. Neyin peşindesin lan sen? Laf ebesin. Yani merak ediyorum. Bu kinin ne zaman geçecek? Yüreğin ne zaman soğuyacak? Hakikaten merak ediyorum. Ne kininden bahsediyorsun sen ya? Bizim seninle alışverişimiz çoktan bitti. Benim sana ne kinim var ne bir gram sevgim. Allah yürüdüğün yolda ayağına taş değdirmesin. Yolun bahtın açık olsun. Habil ile Kabil'in kardeşliğini bitiren de kıskançlıktı. Tabii Habil ölünce düşmanlık bitiyor. Kardeşlik mardeşlik yalan. Kimsenin de ölmesine gerek yok. Biz bir türlü evlendik bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mutlu mesut etsin. Bir yastıkta kocayın inşallah. Tamam mı? Hadi bakalım. Ferit. Ben sana çok büyük bir ayıp ettim. Sen Hande konusunda haklıydın. Yani senin yerinde kim olsa canı yanardı. Ben çok büyük bir kötülük ettim. Hem sana hem de kendime. Bak benim söyleyeceklerimi dinle. Sonra nereye gidersen git. Tamam. Ben çocukken kardeş olduğumuzu o kadar inandırmışım ki kendimi. Annenin başımı okşamasını beklemekle geçti bütün çocukluğum. Tabii büyüyünce sorgulamaya başlıyorsun. Ben abilin Kabil'i kıskandığı gibi kıskanmışım oğlum seni. Aileni, konağını, evleneceğin kadını, sahip olduğun her şeyi kıskanmışım. Ama sonunda neyi anladım biliyor musun? Ben Hande'yi senin olduğu için istemişim. Bak bu saatten sonra İster bana hakkını helal et, istersen de etme. Sana kalmış. Ben sadece içimden geçen şeyleri sana itiraf etmek istedim. Hepsi bu. Günah çıkardın yani, öyle mi? Bak oğlum. Bir insanın ihanetini bir kez gördüğün zaman sadakatini bin kez sorguluyorsun. Bir insan sana bir yalan söylediğinde doğrusunu bin kez sorguluyorsun. Artık kardeşlik mardeşlik yalan. Bitti. Hani dedin ya, bizim aramızda kan bağı olsaydın sen yine beni siler miydin? Silerdim. Gözümü kırpmadan silerdim. Eyvallah. Birlikte büyüdük biz. Burada, konakta, çiftlikte, sokakta, okulda, her yerde beraberdik. Çocukluğumuz, gençliğimiz beraber geçti. Ben o eski günlerin hatırına, onun yüzü suyu hürmetine, senin ayağına taş değsin istemem.
Başına bir şey gelsin istemem. Ben seni Allah'a havale ettim. Ama için rahatlayacaksa söyleyeyim. Ne sen suçlusun ne de Hande. Bu hikayedeki tek suçlu benim. İnsanlara bu kadar çok güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenememişim bu yaşıma kadar. Ama hayat öğretiyor işte. Acı acı öğretiyor hem de. Ana babalar evlatlarını hangi günahla besliyorsa çocuklar da o günahla yanıyor Ferit. Bu saatten sonra yaşayacaklarımızda ne sen suçlusun ne de ben suçluyum. Her ihanetin illa bir tohumu vardır Adnan. O tohumu kimin ektiği, nasıl suladığını ancak şu an bilir. Bunu iyice bir düşün. Sakın budamaya kalkma. Asma olmadan kökünden kurut. Ben bunu hak etmedim Bahtiyar. Hiç hak etmedim. İhsan'a bütün hayatım boyunca ben abilik yaptım. Yaman'dan beklerken benim öz kardeşim beni sırtımdan vurdu. Sen sırtını dayayabileceğin tek bir evladım var. Yaman. Ama o da senin evladın olduğunu bilmiyor işte. Yaman delikanlı çocuk. Bilse senin babası olduğunu var ya, seni sırtında taşır. Gözün kapalı güven ona Adnan. Oo, dertleşiyor musunuz yine? Sohbet eskilerden mi, yenilerden mi? İkisi de değil evlat. Bizimkisi ahiret dostu. Mevzu da öteki tarafta verilecek hesap. E tabii hesabı öteki tarafa bırakmamak lazım. Sen ne yapıyorsun burada Yaman? Benim burada biraz işlerim vardı. Müştemilatı yenilemeye karar verdim. Ne de olsa baba yadigar. İnsan geçmişini yaksa da kül edemiyormuş. Ne kaderi değiştirmeye güç yetiyor ne de geçmişi değiştirmeye. Haklısın yeğenim, haklısın. İnsan geleceğini satın alabilmeye para yetirebiliyor da geçmişini satın alabilecek zengin daha gelmedi şu dünyaya. Neyse benim yarın çok işim var. Bana müsaade. İyi akşamlar Yaman. İyi akşamlar Adnan amca. Ben de bugün epey yoruldum. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ferit, burada mısın? İyi misin oğlum? Gayet iyiyim baba. Fırtınaya bir bakmaya geldim. Ayşe'nin Bahar'a nişanlı çıkması seni çok üzdü değil mi? Zor günler yaşıyorsun biliyorum. Ama istersen benimle konuşabilirsin. Ben seve seve dinlerim seni. Sen seve seve dinlersin de ben seve seve anlatamıyorum baba. Böyle susup kabullenmek daha az yıpratıyor beni. Yüreğinin sesini dinle. O ne diyorsa onu yap. Akıl karışır ama yürek yol gösterir. Dinlemediğinde bir defa ondan sonra hep kaybolursun. Neyse baba sen beni boş ver. Sen de kaçmışsın konaktan. Yani annemden. Konakta sana evini terk ettirecek yeni bir insan yok oğlum. Annen işte biliyorsun her zamanki anne. Şimdi benimle gel eve gidelim. Yok baba yok. Ben böyle gayet iyiyim. Bu yaştan sonra hayatımın dümenini kimsenin eline verecek değilim. Verme oğlum. Sana ver diyen yok. Ama görmezden gelebilirsin değil mi? Ya bu o kadar zor olmama. Zor baba zor. Ben gelemem. İşten de elini eteğini çekmişsin. Ha bak.
O yeni başkanımızın tasarrufu. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Azade Hanım bilmeden ekmeğime yağ sürdü. Sağ olsun. Bir iyiliğini gördük. Ferit, ne yapıyorsun sen? Benim şirketleri gözü kapalı emanet edebileceğim aklı başında kim var ki? Annem mi bu yaştan sonra şirketi idare edecek? Anlık heveslerle bir gün öyle bir gün böyle davranan Sinan mı? Sen çok emek verdin bu işe. Şimdi oturup holdingi batırmalarını mı seyredelim sen? Bunu mu istiyorsun? Ferit bak. Tamam. Biraz dinlen. Ondan sonra dön işinin başına. Vallahi kusura bakma baba ama dönmeyeceğim. Holding batarsa batsın. Umurumda değil. Bak baba, eğer sen benim bu kararıma saygı duyar, destek olursan çok mutlu olurum. Sevinirim. Ama yok duymam dersen annem gibi seni de karşıma alırım. Şimdi izninle. Vediye abla. Ayşe'cim. Ya ne güzel sürpriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım benim. Gel Zeytin'cim, sen de hoş geldin, gel. Nasılsın? İyiyim. Öyle bir şansımızı deneyelim dedik. Gelmeseydin gidecektik. E beni niye aramadın? Sürpriz olsun diye. Hadi gelin, hadi. Gel bakalım. Yumurtamız hazır. Oo. E başlamamışsınız Vediye abla. Seni bekledik. Zeytin hadi gel. Ben hoş değilim. Aa, olur mu öyle şey? Gel bak. Ayşe ablan ne güzel yumurta yapmış bize, gel. E gel hadi gel. Ver elini bana. Şöyle otur bakalım. Aferin. Bak burada peynir de var. Hadi bakalım. Babam yumurtanın yanında mutlaka soğan yerdi. Şöyle soğanın ortasına bir yumruk vururdu. Bir teki ona, bir teki bana. Her sözüyle hüküm verdi. Her bakışıyla cezalandırdı beni. Artık kime nasıl güveneceğimi bilmiyorum. Üzülme ne olur. Canım benim. Tamam, üzülmüyorum. Sen merak etme, tamam mı? Hadi sen birazcık arabanla oyna içeride, olur mu hayatım? Vedi abla, iyi misin? Ya yanlış bir şey mi söyledim? Ben mi üzdüm seni? Yok güzelim, yok. Güvenmek dedin ya. İnsan yeri geliyor. Kaç yıllık kocasını bile tanıyamadığını fark ediyor. İhsan abi, seni üzecek bir şey mi yaptı yoksa? Sadece beni üzecek bir şey yapsa... kol kırılır, yen içinde kalır diyeceğim ama... Öz abisini, sancakzadeleri... dolandırıp yurt dışına kaçtı. Sen ciddi misin? Şu küçücük çocukla beni yalnız başıma bırakıp... yüzümü yere eğip gitti. Ben senin hep yanındayım. Yalnız değilsin Bediye abla.
mı sorguluyorsun ya? Sen benim duygularımı mı sorguluyorsun? Ya ben hayatımda ilk defa birine çarpıldım. İlk defa birine inandım. İlk defa biri tarafından öpüldüm. Hayatımda ilk defa bu duyguları hissediyorsun bana karşı. Büyüleniyorsun. Korktum işte. Bu büyü bozulacak diye çok korktum. Ferit anlasana. Bakma Ali, utanıyorum. Utangaç haline bayılıyorum. Sabah mı oldu? Olsun mu? Olsun. Olmasın. Sabah olmasın. Biz hep böyle yatakta kalalım. Hiç çıkmayalım. Bu an hiç bitsin istemiyorum. Sıkılırsan? Sıkılmam. Biz şimdi gerçekten karı koca mı olduk? Yani gerçekten evli miyiz artık? Ya gülme. İnanamıyorum kendime. Neden? Ben ve evlilik, birinin eşi olmak ihtimal vermezdim. Benimle karşılaşmadığın için olabilir mi acaba? Efendim Ender. Konuş konuş müsaitim, geç değil. Ne diyorsun sen ya? Hepsi mi montaj? Hepsi sahte yani, öyle mi? Emin misin? Eyvallah. Eyvallah. Böyle bir şey yaptım ya. Özür dilerim Ayş. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Ne haber lan yalnız kovboy? Oğlum. Tepsi kebabı yaptırdım. Ay. Ne diyeceğim bak, soğutmadan yiyelim şunu. Sen ya abi, benim canım istemiyor. Oğlum hadi iki lokma bir şey yeriz. İki de lafın belini kırarız hadi ya. O şirkette neler oldu, senin haberin yok tabii. Olaylar olaylar. Oo. Oğlum yine efkarlısın sen. Ferit. Bak oğlum, ben senin abinim. Tamam, yeri gelecek kavga edeceğiz. Ama ben böyle bir adamım. Döverim de severim de. Anladın? Yapma. İyi tamam, susalım böyle. Tamam Ferit, susalım hacı. Bunlar ne? Tamam, senin efkarın sebebi belli oldu. Eski aşkın delilleri ortaya çıktı. Tadın tuzun kaçtı. Kardeşim. Bak bırakma kendini böyle. Bu kızın Hande'den ne farkı var? Ha? Sen yılların Hande'sine rest çekmiş adamsın ya. Yol vermiş adamsın. Ya iki günlük Ayşe kim ya? Seni bu hale düşürüyor. Bu kadar sevdim mi lan gerçekten?
Abi Allah rızası için sus. Lütfen sus ya. Yalvarırım sus ya. Sus demesi kolay tabii. Göz görüyor oğlum göz. Yürek nasıl dayansın lan? Kardeşimsin lan sen benim. Canımdan cansın lan. Al. Al bak şu fotoğraflara bak. Bak hadi al. İstediğin kadar bak. Sahte bunlar sahte. Sahte. Nasıl sahte? Harbiden mi sahteymiş? Harbi diyorum. Fotoğrafların hepsi sahte abi. Montaj. Abi ben Ayşe'ye çok büyük haksızlık ettim ya. Ben nasıl böyle bir şey yaptım ya? Ben Ayşe'ye nasıl böyle bir haksızlık ettim ya? Kız bana ilişkim yok dedi. Fotoğraflar sahte dedi. Nişanlı değilim dedi. Yok bahamaha dedi. Ben inanmadım ya. Ya ben herkese inandım. Bir bu kızın dediğine inanmadım ya. E oğlum ifadesi? O nişanlı olması. Sen okudun lan ifadeyi. Avukatı öyle söyletmiş dava için. E bu fotoğraflar ne? Bunları sana kim getirdi oğlum? Hande. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim Hande. Yok böyle bir şey. Her taşın altında ya. Nasıl kadın ya bu? Sen yine de bu nişanlılık meselesi var ya. Onun peşini bırakmıyorsun. Neydi bu avukat? Ara onu. Var mı numarası sende ara? Var. E ara. Şimdi mi? Oğlum ne şimdi mi ara işte ya. Kapalı. E bu Bağ'ın dedikleri ne olacak? Oğlum ben kendim duydum ya. Ya söyledikleri yalansa abi? Ya tek taraflıysa gerçekten? Ya ben herkese inandım da bir şu kıza inanmadım be. Bugün bir sarsıntı yaşadın Adnan. Bu saatlere kadar da dışarıdasın. Ya daha tam iyileşmedin. Kendine dikkat etmen gerekiyor. Çiftlikte Ferit'e rastladım bu akşam. Hiç iyi görünmedi bana. Holdingdeki yetkilerini de almışsın elinden. Ne yapmaya çalışıyorsun Allah aşkına Azade? Hı? Sadece burnunu sürtmek istiyorum Adnan. Çünkü Ferit'in buna ihtiyacı var. Bana güven ve işime karışma lütfen. Senin işine karışmayayım öyle mi? Senin işin Ferit'in burnunu sürtmek mi? Adnan, Ferit'in bir derse ihtiyacı var. Sen bunu hala görmüyor musun? Tabii. Benim derse ihtiyacım var. Ferit'in derse ihtiyacı var. Bediye'nin derse ihtiyacı var. Herkesin derse ihtiyacı var. Ve sen herkese ders vermek istiyorsun. Ben ne zaman doğruları yapsam sen bir türlü görmüyorsun Adnan. Kardeşin konusunda mesafeliydim. Sana yaptıklarına bak. O Ayşe denen kızdan hayır gelmez dedim. Oğlumuza yaptıklarına bak. Yalan üstüne mi kursunlar yuvalarını? Aynı bizim yaptığımız gibi. Sonları bizim gibi mi olsun Adnan? O yüzden lütfen karışma. Bir kez olsun bana güven. Bir kez olsun bana güven. Ben ne yaptığımı biliyorum. Suçüstü yakaladım sizi Adnan Bey. Ama merak etmeyin Adnan Bey. Bu iş karakolda bitmeyecek. Ya hastanede bitmesin de ben başka bir şey istemiyorum. Akşam hiçbir şey yemedim. Biraz tereyağı, biraz bal yesem ne olur sanki? Tamam. Aramızda kalması şartıyla sizin için bir şey yapabilirim. Ne gibi? Mesela bu ekmekleri kızartırım.
üzerine birazcık tereyağı, biraz da bal koyabilirim. Ne dersiniz? Ama şahane olur derim. Ne diyeyim ki başka? Çocukken çok severdim. Kızarmış ekmek. Arada böyle sobanın üstünde falan ekmek kızartırdık. Ekmekler, kızarmış ekmek kokusu. Çok severim. Evet. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Ne yapıyorsun birdenbire ya? Ne yapıyorsun sen burada? Ovülasyon testi, ona bakıyorum. Yani doğurgan günlerim ne zaman, onları hesaplıyorum. Ne? Doğurgan günlerime. Doğurganlık günleri bu saatten sonra. Bir tane daha bebek. He? Kızım biz nene dede olacak yaşa geldik, farkında mısın sen? Sen lütfen dalga geçme benimle. Hem bir şey söyleyeceğim. Bizim sence bir tane daha evladımız olsa fena olmaz mı? Bak bak hallere bak ya. Ya kızım. Müge var ya. Boyumuz kadar kızımız var bizim. Yeter de. Ay Müge de abla olacak. O daha ne ister? Hem ben de gencim, güzelim. Sen de fena değilsin. Vallahi Allah lütfettin. Sinan. Hı. Kızımız olursa adı Nur olsun mu? Koyalım mı? Ha. Bilmiyorum, koyalım mı? Bilmem. Ne yapıyorsun? Yapma. Yapma. Gel. Gel. Al bakalım. Aferin sana. Efendim Müge'cim? Ya Ayşe ablacığım ne olur kusura bakma gelemedim bugün. Biliyorsun öyle ha deyince çıkamıyorum evden. Hiç önemli değil Müge'cim. Senin için dert olacaksa. Ya yok dert falan umurumda değil de. Ayarlayacağım ama ben tamam mı sen merak etme. Okuldan önce muhakkak uğrayacağım yanına yarın. Tamam canım öpüyorum o zaman görüşürüz. Avukat hanım merhaba. Ferit Bey aradığınızı duymamışım. Bir dosyaya çalışıyordum. Mesajınızı okuyunca arayayım dedim. Buyurun sizi dinliyorum. Avukat hanım ben sizi bir meslektaşınız olarak Ayşe hanımla ilgili bir durum olduğu için rahatsız etmiştim. Yani aslında bu avukat müvekkil mahremiyetine giriyor. Cevap vermek istemezseniz anlarım sizi. Siz buyurun sorun. Uygun değilse söylerim. Avukat hanım. Ayşe Hanım, Baha Bey için tanıklık ederken ifadesinde nişanlı olduklarını söylemiş. Onlar gerçekten nişanlı mıydı yoksa davada kolaylık olsun diye bunu siz mi önerdiniz ona? Bu gerçekten mahremiyete giriyor Ferit Bey. Biliyorum. Ama şu an bir avukat olarak değil de Ayşe Hanım'ın eşi Ferit olarak soruyorum size. Bakın. Ben Ayşe'ye inanmadım. Onu suçladım. O yüzden bu meselenin gerçeğini öğrenmek için sizi rahatsız ettim. Biliyorum hiç profesyonelce değil. Ama öğrenmem lazım. Neyse. Kusuruma bakmayın. Özür dilerim. Ferit Bey. Onların arasında arkadaşlık dışında bir ilişki yoktu.
nişanlı olduklarını söylemelerini ben istedim ifadede. Ayşe Hanım size doğruyu söylemiş. Peki. Çok teşekkür ederim. Rahatsızlık verdim. Kusuruma bakmayın tekrar. İyi akşamlar. Kalpte bir yarasın sen. Nasıl kanalah bilsen. Dursa dünya, dönse devran. Bu günahı silme. Seni bulur acısı. Söndüren olmaz intikam ateşimden. Kaçsan olmaz, döndüren olmaz. İhaneti peşinden. Aşk yaşatandır nihayetinde. Dünya var olalı beri ne aşk affetti ihaneti, ne de söndü geride kalanların intikam ateşi. Ve tutsaydı eğer sevdalılar verdiği tüm sözleri, dönmeselerdi yarı yoldan, aşk efendimiz olur, hükmü alırdı dünyadan. Allah'ım ben bunu kendi bebeğime nasıl yaparım? Kendi yavrumu hapse nasıl yollar? Allah'ım yapamam. Ne güzel kızım. Ah be anne. Yeni gelin gibi sallanmasana hadi. Aman abla sallansam ne olur. Hem Azade Hanım işe gittiğine göre rahat olalım. Tövbe tövbe lafa bak. Kızlar. Yardım edilecek bir şey var mı? Yok Vediye Hanım. Olur mu Vediye Hanım? Bir serleniyoruz siz oturun lütfen. Kahvaltı hala hazır değil mi? Eğer yetiştiremiyorsanız Vediye Hanım yardımcı olsun size. Ne götüreyim ben? Şu helvayı götüreyim mi? Olur. Tamam. Bak zahter salatasına sakın girişmeyin, onu ben yapacağım, tamam mı? Tamam. Efendim Ferit. Anne merhaba. Seninle konuşmam lazım. Tamam, ben holdinge geçecektim zaten. Holdingde değilim ben. Çiftlikteyim. Buraya gelebilir misin? Tamam, gelirim hemen. Al oğlum. Fırtınam. Evladım. Ben öyle bir şey yaptım ki. Kendime o kadar çok kızıyorum ki. Ayşe'yi hiç dinlemedim. Ona inanmadım. Ulan ben nasıl böyle bir salaklık yaptım ya? Günaydın annem. Maşallah çok neşeli görünüyorsunuz. Çok şükür anneciğim.
Herkese merhaba. Günaydın babacığım. Günaydın. Günaydın. Ben çıkıyorum. Nereye çıkıyorsun? Bir otur, bir beraber kahvaltı yapalım. Geç kaldım zaten baba. Size afiyet olsun. Akşam görüşürüz. Bak. Günaydın. Günaydın. Günaydın Bediye yengeciğim. Günaydın. Bediye sen gelsene. Aytenler getirir her şeyi. Hayır, sorun değil. Ben yardım etmeyi kendim istedim. İyi oluyor. Stresimi atıyorum. Kezban'la Ayten getirir Bediye. Otur. Teşekkürler. Biz Zeytin'le kendi avlumuzda kahvaltı edelim. Yengeciğim olur mu öyle şey ya? Nerede o? Karagöz Sıpa nerede? O da gelsin. Ay Sinan, sen karışma. Ayrı bir yerde yemene gerek yok. Bizimle otur. Ben Zeytin'e hazırlamıştım zaten kahvaltısını. Sorun değil. Size afiyet olsun. Zeytin'i de al. Gel hep birlikte kahvaltı edelim. Hadi lütfen. Hadi yenge. Tamam peki. Ben Zeytin'i alıp geleyim o zaman. Sinan, hızlıca yap kahvaltını. Bugün önemli toplantılarımız var. Adnan, sen de evde dinlen lütfen. Kalbini sakın yorma. Zeytin? Ben çok acıktım. Ben de çok acıktım. Hadi gel seninle beraber diğer avluda herkesle birlikte kahvaltı edelim. Ne dersin? Aa, ben orada yemek istemiyorum. Burada yemek istiyorum. Sadece ikimiz burada yemesini istiyorum. Efendim? Aa, öyle mi? Çok sevindim. Ne kadar veriyorlar? Yani ev, evet biraz bakımsız ama yani bu rakam çok az değil mi? Anladım. Tamam, satacağız artık. Yapacak bir şey yok. Benim acil nakde ihtiyacım var çünkü. Tamam, ben sizden haber bekliyorum. İyi günler. Senin yapmak istemediğin hiçbir şey sana yaptırmayacağım. Tamam mı? Seni yerim ben. Seni yerim. Merhaba. Ben kasiyeri ilanınız için aramıştım. Anladım. Teşekkür ederim. Peki. Alo, merhaba. Ben tezgahtarlık işi için aramıştım. Sağlık olsun. Peki. Tamam. Teşekkür ederim. Alo, merhaba. Ben garsonluk işi için aramıştım. Erkek garson arıyorsunuz. Anladım. Peki. İlanı için aramıştım. Ne zaman gelebilirim peki? Adres rica edebilir miyim sizden? Tamam. Evet, bu numara benim. Bu numaraya atabilirsiniz. Ayşe abla, ben geldim. Tamamdır, bu numarayı bekliyorum o zaman. Teşekkürler. Canım, hoş geldin. Hoş buldum. Hemen geliyorum, geç. Tamam. Özlediyorum.
Ben de seni çok özlemişim. Nasılsın? İyiyim Aslı. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Gel. Kapıda kalk. Gel, gel geçelim. Canım benim. Geç şöyle. Ver bana çantanı. Çok özledim. Gel sana yine sarılayım. Ben de seni çok özlemişim. Gel oturalım. Nasılsın Ayşe abla? İyi misin? İyiyim canım benim. Sen nasılsın? Yolunda mı her şey? Yolunda, yolunda. Bak kahvaltı ederiz diye kahvaltılık bir şeyler aldım. Okula gidiyorum diye evde de etmedim kahvaltıyı. İlk iki derse de girmedim. Babaanne duymasın. Aman duyarsa duysun. Burası da benim evim işte. Biraz bakıma ihtiyacı var. Ama zamanla toparlarım ben burayı. Böyle çok zor olmayacak mı Ayşe abla? Hem kış da geliyor. Neden zor olsun ki? Hem ben öyle konaklarda büyümedim yani Mügeciğim. Alışkın değilim zaten. Bunalıyordum, daralıyordum orada. Sıfırdan başlamak her zaman iyidir. Yani bunalman çok normal. Bizim konak ev değil, hapishane çünkü. Babaannem de baş gardiyan. Ya Ayşe abla, siz iyiydiniz amcamla. Barışmayacak mısınız? Hem ben sizin evliliğinizin bir oyun olduğuna da inanmıyorum. Yani acaba aşkınıza bir şans daha mı verseniz? Biz çok değiştik Mügeciğim. Çok yara aldık. O yaralar kabuk bağlayacak. Bir gün bir anda elim değecek. Canım acıyacak. O yarayı açan hatırlayacaksın. Ama geçecek. İzi kalacak ama. Kalmayacak mı? Baktıkça hatırlayacaksın. Yapacak bir şey yok. Aman neyse şunları soğutmayalım. Ben gideyim hazırlayayım bunları. Burası mı? Hı, orası mutfak. Yalnız üçüncü derse de girmezsen baş gardiyana haber uçurabilirim. İlgin olsun. Annem, müsait misin? Gel Sinan, gel. Geç otur. Beni emretmişsin. Buyur. Otel projesiyle ilgili kararımı verdim. Devam ediyoruz. Güzel, hayırlı olsun da Hüseyin ne yapacağız? Tek başımıza devam edeceğiz. Hüseyin Varoğlu olmayacak. Müthiş karar. Çok yerinde. Bu işi de sen yürüteceksin. Ne dersin? Ya sultanımsın ya, ne diyeyim? Yalnız Yaman'la birlikte yürüteceksiniz genel müdürlüğü. Anne. Yani bu çocuğa bu kadar güveniyoruz da ben bilmiyorum ya tam. Yaman başından beri bu projenin içerisinde. Yani çok bilgisi var bu konuda. Birlikte çalışsanız daha iyi olur. Ona güvenmen gerekmiyor. Bak bu sefer Leman'a müjdeyi veriyorum. Tamam sonra görüşürüz. Ya sultanım ya. Sultanım. Oğlum. Azade Sultan ya. Hadi bakalım. Bu arada bu Yaman'la ilgili benim bilmediğim bir şey mi var? Ferit de sen de bu çocuğa mesafelisiniz. Sık sık güvenmediğinizi de söylüyorsunuz. Yok sadece şey. Yani bence biraz fazla hırslı. Ferit de böyle düşündü. Anne Ferit demişken bu çocuğun holdingdeki durumu ne olacak? Böyle yok mu sayacaksın? Holdingden de evden de kendi isteğiyle gitti. Ailesinin yanında olmak istiyorsa şartlar belli. Kendi seçimi.
Anne bak konuşmayın diyorum da olmuyor. Bak neydi bu ölen çocuğun adı? Cesur mu, Baha mı? O mevzuda Ayşe masum. Çocukla aralarında bir şey yokmuş. Kafayı takmış buna. Kızın bir suçu yok. Ferit de o kadar azarladı kızı. Şimdi it gibi pişman. Ne yapalım pişmansa? Hep birlikte davul zurna eşliğinde ata bindirip konağa mı getirelim? Anne bak. Ya kızın bir suçu yoksa konağa girmesinde ne sakınca var? Ha? Ferit'in Ayşe'ye hissettiği şeyler... yani Hande'ye hissettikleri gibi değil. Oğlun aşık. Acı çekiyor. Anne ben kardeşimi daha önce böyle görmedim. Ferit büyülenmiş olabilir. Ama ben oğlumun canı için, geleceği için, huzuru için bu büyüyü bozarım. O kızı da konağa almam. Eğer kardeşine biraz kıymet veriyorsan onun aklına uymazsın. Anlaşıldı mı? Şimdi bana müsaade et. Biraz işim var. Bugünkü toplantılarımı iptal et. Yarın uygun saatleri alırsın. Kerim'e de söyle, arabayı hazırlasın. Hemen çıkacağız. Ne haber? Buraya kadar çağırınca önemli bir şey vardır dedim. Var. Benim için şu an en önemli, en öncelikli şey bu. Al bak bakalım. Bak bakalım harcadığın kadına. Ne diyorsun sen ya? Sen benim ne demek istediğimi o kadar iyi biliyorsun ki. O kadar iyi biliyorsun ki benim ne dediğimi. Ama her zamanki gibi aptala yatacaksın. Yalanları söyleyeceksin. Ondan sonra geçip gideceksin değil mi? Yok Hande Hanım. Öyle geçip gitmek yok. Ya yazık sana be. Ayıp sana be, ayıp. Sen daha benim gözümde ne kadar düşeceksin acaba ha? Daha ne kadar alçalacaksın be? Dibin dibi yok, ben sana söyleyeyim. Fazla ileri gidiyorsun Ferit. Fazla mı ileri gidiyorum? Vay be. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç ileri falan gitmiyorum. Az bile söylüyorum sana, az, az. Ya ben bu başımı hangi duvarlara vursam acaba be? Sana her seferinde inandım. Her seferinde kurduğun tuzaklara düştüm. Her seferinde yok artık bu kadarını da yapmaz, akıllanmıştır Hande dedim. Yapmaz bu kadar dedim ama sen her seferinde beni kandırdın. Ayıp sana be, yazık be. Hiç mi utanmadın Hande? He? Şu sahte fotoğrafları bana getirirken hiç mi utanmadın sen? Alo Serhat'cığım merhaba. Benim senin dahi parmaklarından çıkan bir fotomontaj mucizesine ihtiyacım var da. Halledersin değil mi? Güzel, konuşuruz o zaman. Sahte mi? Ne sahtesi ya? Bana bunları getirdiklerinde ben de senin gibi inandım. Sen de bilgör istedim. Bunda bu kadar büyütülecek ne var Ferit? Hala yalan söylüyorsun ya. Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun ya. Ya sen ne zaman bu kadar kötü oldun? He? Hande ne zamandan beri böyle oyunlar kuruyor? Hande ne zamandan beri bu kadar kötü? Yeter ya yeter. Al şunları. Ben kimseye oyun kurmadım tamam mı? Kimseye kötülük de yapmadım. Ben seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım. Ya sus be. Sus Allah aşkına. Hala sevmekten bahsediyorsun. Hala sevgi diyorsun. Alma şu kelimeyi ağzına alma. Sevgi sözcüğünü ağzına alıp kirletme. Ne anlarsın sen sevmekten aşktan? Senin anladığın, senin bildiğin tek bir şey var. O da sahip olma duygusu Hande. Ferit kalbimi çok kırıyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu senin yanına kalacaksan mı? Ayşe sana bunun hesabını soramaz. Mazlum o. Ama ben sana bunun hesabını soracağım. Bu yaptıklarını senin yanına bırakmayacağım Hande. Bırakmayacağım. Şu geldiğimiz hale bak ya. Şu bizi düşürdüğün duruma bak. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum artık. Acıyorum sana. Nefret ediyorum anne senden. Nefret ediyorum senden.
Git artık. Git artık, git. Aç şunu, çok ihtiyacım var sana, aç ne olur. Çok kötüyüm ben, ne olur aç şunu. Birine mi bakmıştın kızım? Ben sabah sizi aramıştım bulaşıkçı ilanı için. Yalnız benim özel bir durumum var. Ben içeriden yeni çıktım. Yani hapisten. Aslında denetimli serbestlik aldım. Bak kızım, kaç yıldır esnaf kız bu çarşıda. Müşterilerimizin hepsi elimiz ayağımız düzgün diye girer şu kapıdan içeri. Güvenir herkes dürüst esnafız diye. Burası küçük yer. Duyulursa müşterim kaçar. Nasıl işe alayım suça bulaşmış birini ben şimdi? Ben de alın terimle, namusumla çalışacaktım amcacığım. Ama siz de haklısınız. Canınız sağ olsun. Seni de Allah kurtarsın. İyi günler. Teşekkür ederim. Burayı nasıl bulduğunuzu sormayacağım. Ne istiyorsunuz onu söyleyin. Antakya'dan çekip gitmeni çok istedim ama olmadı. Keyfimden kalmadım burada. Biliyorum, biliyorum. Azade Hanım, ne istiyorsunuz söyleyin lütfen. Bunu imzalamanı. Ne zaman imzalayacağımı ben karar veririm sadece. Ferit'i gerçekten seviyorsan onu özgür bırakırsın. Senin yüzünden, o senin nişanlın olacak çocuk yüzünden benim oğlum neredeyse ölüyordu. Şimdi de evini, ailesini, işini, her şeyi unut. Ekmeğini yediğin, suyunu içtiğin,
o eve biraz minnet duygun varsa bunu imzalarsın. Hayatımızdan temelli çekip gidersin. Siz her zaman her şeyi, herkesi satın alabileceğinizi düşünüyorsunuz ya Azade Hanım. Bence çok yanılıyorsunuz. Benim Ferit'e olan aşkımı satın alamazsınız. Şu kağıt parçasıyla benim Ferit'e duyduğum sevgiyi ve bağı yok edemezsiniz. Hande. Sen bayağı yerleştin buraya. Nerede o? Açmıyor telefonlarımı. Açmıyorsa aramayı mı bıraksan artık? Anlaşıldı. Sen barışmak için şart koşmuşsun. Hande ile konuşmayacaksın. Onu unutacaksın mı dedim. Ne dedim? İyi değilsin sen. Tabii ki değilim. Yeni mi anladın? Senin karşında bir enkaz var. Dağıldım ben. Bittim artık. Hepiniz el birliğiyle başardınız bunu. Hande, suçu başkalarında aramak çok kolay. Bir aynaya mı baksan? Ne yapıyorum ben diye sorsan mı kendine? Bak arkadaşım. Ben bu konuşmaları yapmak için seanslara gidiyorum, tamam mı? Yorma kendini. İnan denedim. Aynaya da baktım. Sorular da sordum kendime. Hiçbir işe yaramadı. Ama sen de mi bir soru sorsan kendine? Yaman beni ne zaman harcayacak? Ben niye buradayım, aptal mıyım? Çünkü Yaman insanları harcar. Beni harcadı mesela. Seninle bunları konuşmak istemiyorum Hande. Bizim Yaman'la hikayemiz yıllar önce başladı, biliyor musun? Bir Eylül akşamıydı. Çok yağmur yağıyordu. O an yaşadıklarımız çok masumdu. Gerçekti çünkü. Sonra ben unutmak istedim. Çok derinlere gömdüm o geceyi. Ama Yaman hiç unutturmadı bana. Aynı duyguyu hatırlattı. Sen artık masum değilsin dedi bakışlarıyla. O geceden sonra sanki ona mecburmuşum gibi davrandı bana. Ferit de aramızda böyle bir barut gibi durdu. Ben geçen gün Yaman'a geldim, biliyor musun? Onunla olmak için. Sana rağmen. Ferit'e rağmen. Hepsini biliyorum anne. Biliyorum çünkü Yaman anlattı bana. Bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Benim ne kadar canımın yandığını bilmiyorsun. Ne kadar acı çektiğimi bilmiyorsun. Ne kadar yalnız olduğumu bilmiyorsun Betül. Hiç kimse bilmiyor. O da bilmiyor. Bir de bütün bildiklerimize rağmen yaptıklarımız var. Hepimizin. Bu hikayede hiç kimse masum değil. Hande. Yaman'la ben, yani biz... Siz diye bir şey yok. Anla artık ya. Siz diye bir şey yok, biz diye bir şey de yok. Yaman'ın yalan dünyası var. Seni teselli olarak görüyor sadece. Kullandırma kendini, benim gibi olma. Yanılıyorsun Hande ya. Çok yanılıyorsun. Benim için tek doğru şey karım Betül, tamam mı? Karı? Evet, nikahlı karım.
Ama sen de haklısın ya. Benim hayatım yalan dolan ya. O yüzden hayatımdaki tek doğruma karıma tutunmak istiyorum. İnsan gerçeklerle yüzleşmeden doğrulamaz. Ha? Üzülme. Ayşe, konuşabilir miyiz? İzin verir misin lütfen? Evime girmek istiyorum. Özür dilerim Ayşe. Ferit, lütfen dokunma bana, bırak. Ayşe. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Niye özür diliyorsun ki sen benden? Seni dinlemediğim için, sana inanmadığım için, Baha'yı dinlediğim için, Baha'nın söylediklerine inandığım için, o fotoğraflara inandığım için, her şey için çok özür dilerim senden. Lütfen izin ver, affettireyim kendimi. Lütfen. Çok pişmanım. Ferit, lütfen bırak beni. Ben seni gerçekten istemiyorum artık. Lütfen. Ayşe. Tamam, lütfen dinle beni. Lütfen. Ayşe bak, ben sana olan inancımı değil, kendime olan inancımı, kendime olan güvenimi kaybetmişim. Bambaşka biri olmuşum ben ya. Kendimi tanıyamıyorum. İzin ver, telafi edeyim. Her şeyi telafi edeceğim. Söz veriyorum sana. Lütfen izin ver, olur mu? Ben sensiz yaşamak istemiyorum. Lütfen. Çok pişmanım ya. Tamam. Tamam, üzülme. Ben seninle bir yere gitmek istiyorum. Beni götürür müsün? Ya sen iste, ben seni dünyanın öbür ucuna götürürüm. Yeter ki şu yüzün gülsün. Yeter ki tut elimi. Ayten. Buyurun Leman Hanım. Sana bir şey soracağım. Anlat bakalım. Annemle Vediye yenge arasında neler oluyor? Bir olaylar var sanki. Leman'cığım. Fazla merak kediyi öldürür derler. Sen bu lafı hiç duymadın mı? Ama yengeciğim, bak son dönemde gerçekten çok değişsin. İnsan ister istemez merak ediyor. Sen o güzel kafanı bunlara yorma, olur mu? Fazlası seni aşar. Niye o mıymı çiçek suluyor gibi yapıyorsun? Gören de iş yapıyor sanıp. Bana bir süvari yap, getir. Tabii hanımım.
İhsan'ın çaldıklarına karşılık. Hiç güleceğim yoktu Vedia. Bu ne böyle? Bu para kocanın çaldıklarını ödeyebilir mi sanıyorsun? Milyonlarca liradan bahsediyoruz. Ödeyeceğim Azade. Sana borçlu kalırsam gözlerim açık gider. Fatih Bey. Sen de mi kovacaksın beni? Sen de mi çat kapı geldim diye başından savacaksın? Ya normalde randevusuz görüşmüyorum biliyorsun. Oo, her şey öyle planlı programlı olmuyor ki bu hayatta. Birileri gelip diyor ki... Delisin Hande. Sen psikopatsın Hande. Sen alçaksın Hande. Sen kötüsün Hande. Hande. İstersen otur, öyle konuşalım. En çok neye yanıyorum biliyor musun? Herkes kendine iyi bir hayat kurdu. Evinde, işinde, gücünde, sevdiklerinde. Bir ben kendime bir yer bulamadım şu koca dünyada. Bir ben sığamıyorum buralara. Ama Ferit dedi. Bak Ferit dedi. Dibin dibi yok Hande. O soruya girermişim ben. O kadar aşağılıkmışım. Ne zaman söyledi bunu? Sana ne? Ne zaman söylediğinin ne önemi var? Ne zaman söylediyse söyledi, sana ne ya? Benim çok canım. Şey yap. Hastaneye mi yatırıyorsun? İlaç mı veriyorsun? Ne yapıyorsan yap, bir şey yap. Ben dayanamıyorum buna. Çok canım acıyor. Hande. Şöyle. Otur şöyle. Ben ölmek istiyorum ha. Yaşamak falan istemiyorum. Gerçekten. Ölmek istiyorum ben. Hande lütfen otur. Bir su iç, sakin sakin konuşacağız. Ya ben sana ölmek istiyorum diyorum. Sen bana su iç diyorsun. Otur diyorsun. Ölmek istiyorum ben. Yaşamak istemiyorum artık. Tamam. Ölmek mi istiyorsun? Bak. Pencere orada. Aç, atla. Ölümden başka seçeneğin olmadığını düşünüyorsan Hande. Hadi durma. İstiyorsan ben de yardımcı olayım sana. Yalnız ben daha önce atladım oradan. Yüksek değil orası. Bir şey olmuyor. Bana daha yüksek bir yerler lazım. Daha yüksek olsa da atlayamazsın anne. Çünkü sen aslında ölmek istemiyorsun. Niye buraya gelmek istedin? Antakya'ya ilk geldiğimizde buraya getirmiştim beni. Burada evlenme teklif etmiştim bana.
İstanbul'da tesadüfen tanıştığın o kıza güvenmiştin. İnanmıştın. Anlattığı her şeyi yargılamadan, sorgulamadan dinliyordun. Kusurlarını görmedin. Kimseye göstermedin. Kimsenin laf etmesine izin vermedin. Her hareketim sana değişik geldi. Gözüne, kalbine hoş görürdün. Sonra bir gün bu değişik dediğin kıza aşık olduğunu söyledi. Dünyalar benim olmuştu. Ben de o adama aşkımı teslim ettim. Geçmişim yoktu artık benim. Geleceğim oldum. Kocam oldum. Nefesim oldum. Yaşama sebebim oldum. O Ayşe şimdi yok ama Ferit. O Ferit de yok. Biz yokuz. Ayşe'nin hayalleri, umutları hiçbir şey yok artık. Ayşe. Ayşe yapma böyle. Yapma böyle Ayşe. Yapma. Beni ne kadar çok sevdiğini görüyorum. Sen de görüyorsun seni ne kadar çok sevdiğimi, senden vazgeçmediğimi. Görüyorsun. Evet. Ben bir hata yaptım. Seni çok kırdım. Çok üzdüm. Ama sevgimiz her şeyi unutturacak bize. Bizim sevgimiz çok büyük. Söz veriyorum ben her şeyi çözeceğim. Her şeyi halledeceğim. Senin kalbini tekrar kazanacağım. Düzelteceğim her şeyi. İzin ver düzelteyim. Yapma böyle, konuşma böyle. Hiçbir şey düzelmeyecek. Hiçbir şey değişmeyecek. Aklımdan çıkaramıyorum beni yarı yolda bırakışını. Bana söylediğin, suçladığın hiçbir şeyi unutamıyorum. Paranı, servetini, ismini, her şeyi geçtim. Seninle birlikte olduğumuz günü hatırlıyor musun? O gün bana konakta söylediklerini. Ben o günü unutamıyorum. Unutamıyorum, unutamıyorum Ferit, unutamıyorum. Ben de unutamıyorum, çok pişmanım. Lütfen, çok pişmanım. Ben hayatımda yapabileceğim en büyük kötülüğü yaptım. Özür dilerim. Lütfen. Hande'nin ihanetini saklayan o adam nerede? Oysa sana söyleyecektim her şeyi. Ama sen beni Hande'yle kıyasladın. Sen beni Hande'yle aynı kefeye koydun. Ya en acısı da ne biliyor musun Ferit? Ben sana o kadar çok inanmışım ki. Aynada kendime baktığımda yalancı, para göz, iğrenç bir Ayşe görüyorum artık. Beni kendimden utandırdın. Ne ihaneti Ferit, ne ihaneti ya? Ben sana bu kadar aşıkken ne ihaneti? Geçmişimden ayağımı dolanan, arkadaşım olarak gördüğüm birini saklamıştım senden. Oysa söyleyebilirdim. Ya geçmişimden Ferit'e ne diyebilirdim ama demedim. Hande ile ilgili bana hiçbir şey anlatmadın. Bunu söyleyebilirdim ama söyleyemedim. Çünkü yaralıydın. Benim tek günahım buydu Ferit. Ama sen beni yargıladın. Anlamadan, dinlemeden yargıladın beni. Aşık oldum, sevdiğim dediğin kadını idam ettin. Yüzük iki kalbi birbirine bağlarmış. Artık bizim seninle bir bağımız kalmadı Ferit. Bu oyun burada başladı. Burada bitti. Hoşça kal. Ayşe! Ayşe. Bitmeyecek. Bitemez. İzin vermiyorum gitmene. Kalacaksın benimle. Yaşayacağız sevgimizi, yaşayacağız aşkımızı. Evet ben bir hata yaptım. Ama bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum bir daha seni incitmeyeceğim.
Söz veriyorum. Seni her şeyden çok seviyorum Ayşe. Biliyorum çok kırdım seni. Ferit merhaba. Ayşe sana da merhaba. Siz kazandınız. Ben kaybettim. Ya hala yapacağız edeceğiz diyorsunuz avukat bey ya. Bu kız dışarı çıktı. Elini kolunu sallayıp geziyor. E Ferit de boş durmayacak. Ya bize ulaşırlarsa vallahi çok kötü olur. Ya yine yapacaksanız yapın artık avukat ya. Alo, Antakya Emniyet Müdürlüğü mü? Bir ihbarda bulunacaktım. Alo, alo hanımefendi. Efendim Fatih Bey. Ya Zümrüt Hanım merhaba. Hande geldi bugün. Galiba verdiğim ilaçları kullanmıyor. İntihardan bahsetti. Ama merak etmeyin, ben intihar edeceğini düşünmüyorum. Sadece bu sıralar biraz dikkat çekmek isteyebilir, bilginiz olsun. Ne diyorsunuz Fatih Bey? Nasıl olur? Hande evde yok. Zümrüt, ne oldu? Hande yok. Zümrüt, ne oldu? Hande. Ne oldu Zümrüt? Ya konuşsana be kadın. Ne oldu? Hande. Hande. Ferit, hatırlıyor musun? Seninle küçükken kuma atlamaca oynardık. Sen çok korkardın. Düşerim diye. Deli diyordun bana. Yine desene. Delisin sen, desene onu. Ama artık umurunda değilim değil mi? Bak. Yeterince yüksek mi? Ben buradan atlasam ne olur? Kalbim parçalanır mı? Bu acım geçer mi? Ölür müyüm? Yok. Ölmem. Ayşe hayatımıza girdiğinden beri ben zaten ölüyüm. Sen kazandın Ayşe. Ben Ferit'i kaybettim. Ferit. Duyuyor musun beni? Ben bir tek seni sevdim. Ama olmadı. Sen hiç inanmadın bana. Öyle olsun. Ben artık gidiyorum.
Eline sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ayşe. Diyorum ki herkesten, her şeyden uzaklara gidelim. Bırakalım buraları. Gidelim. Sadece baş başa ikimiz olalım. Yeni bir hayat kuralım. Ben sana yaşattığım bütün tatsızlıkları unutturayım. Sen hep gül. Sen gülünce biz gülelim. Mutlu olalım istiyorum. Ne dersin? Sevmek aynı zamanda sevdiğinden vazgeçebilmektir Ayşe. Sizin gücünüz Ferit'le bizi ayırmaya yetmez Azade Hanım. Ama ben bana güvenmeyen biriyle evli kalamam. Bu kağıdı siz istediğiniz için değil. Ben Ferit'i affedemediğim için imzalarım ancak. Ben sensiz nefes alamıyorum. İliklerime kadar her hücremde seni hissediyorum Ferit. Ama seni sevmek kendimi ihanet etmek gibi oluyor. Seninle olunca söylediğin her şeyi kabul edecekmişim gibi hissediyorum. Olmuyor yani, yapamıyorum. Seni affedersem eğer ben olamam. Şimdi bir defa acı çekeceğim. Ama seni affedersem her gün bu acıyı çekeceğim Ferit. Ayşe ne diyorsun? Ne bu? İmzala bunu. Bitsin bu iş. Çok mutlu olun.
Thank you.